Bana bakın. Sokağın iki tarafına da birer adam geçecek. Evin önünde de iki kişi duracak, tamam mı? Kimse de bir yere ayrılmayacak. Çişi gelen, karnı acıkan olursa o gidecek, yerine başkası gelecek, anlaşıldı mı? Rıza abi, bildiğimiz Kerem'in işinden başlıyoruz değil mi? Oğlum ne dedim lan ben sana? Bir daha o adamın adını ağzınıza almayacaksınız. O Ayşe'nin kocası olacak adam buraya girmeyecek, bu eve yaklaşmayacak, benim bacımla göz göze gelmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam abi, sen merak etme. Beyler, Rıza abiyi duydunuz. Kurallar basit. Birinci kural, Kerem enişte hakkında konuşmamak. Lan! Oğlum, kime diyorum lan ben? O adamın adını ağzınıza almayacaksınız. Geç içeri de! Geç! Dikti mi muhafızlarını? Ha, dikti. He, çok iyi oldu böyle. Vallahi gerçekten aynen böyle devam et Ayşe'cim. Sonra çok ağlayacaksın, dizlerini çok döveceksin ama haberin yok. Yenge, abim az önce fırçasını çekti. Bir de sen başlama, yapma ne olur ya. Ben doğruları söylüyorum yengem ya. Ben halkın vicdanının sesiyim ya. Hiç mi yumuşamadın? Yenge, bak Kerem falan yok artık. Unut. Yok, bitti. İyi madem, tamam. 3-5 ağlarsın, ondan sonra unutursun. O da zaten unutur. Ya ne? Allah Allah. Gencecik, yakışıklı, güzel mi? Güzel adam. Saçları ağrana kadar senin nazının geçmesini mi bekleyecek sanki? Gözden ırak, gönülden de ırak. Nermin yengenin bir tane kızı vardı, hatırlıyor musun? Hani kocasının tayini çıkmıştı Sivas'a da bu... Ben oralara kadar gidemem diye tutturmuştu. Hatırlıyorum yenge, biliyorum, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Dedim ki ona, sen de git peşinden kocanın. O gitmedi. Sonra ne oldu? Beşinci aya kalmadan bu adam gitti orada başka bir tane birini buldu. Bunun da koluna sepeti taktı, yolladı. Hadi artık, geçmiş olsun. Ne yapalım yani? Erkek milletini boş bırakmayacaksın. Hele Kerem gibisin, hiç boş bırakmayacaksın ya. Yenge, o beni unutursa ben de onu unuturum. Unuturum. Aman yengecim ya, beyaz atlı prensimi bulmuşum. Ne kadar da güzel diyeceğini, unutursa unutsun diyorsun ya. Ne diyeyim yenge? Ha, ne diyeyim? Söyle, ne diyeyim? Ne diyeyim? Yengecim, bu oğlanın peşinden 100 tane kız koşuyor. Yarışırlar. Havada kapan kazanır vallahi Kerem'e bak. Azıcık elindekinin kıymetini bil ya. O benim kıymetimi bilseydi. Hey, iyi tamam madem, iyi öyle diyorsan. Tabii senin gönlün senin kaderin, yapacak bir şey yok, doğru. Bu Nazmiyecik de bir yere kadar yardım edebilir zaten insanlara, değil mi? Herkes alnında ne yazıyorsa onu yaşıyor vallahi. Senin de herhalde kaderin elinde çekirdekle Kerem'i böyle magazinden magazine takip etmek. Ne yapacaksın? Düşün. Yok ya. Umarım Ayşe Kerem'e bir şey yapmaz. Seviyor beni, ben de onu seviyorum. Daha boşanalı 2 ay oldu. Şimdi insanlar da ister istemez şöyle diyor. Evliliğinin sonu... Kerem Bey, yeni kız arkadaşınız mı? Biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaşmış. Pabucumun arkadaşı. Şok şok şok. Kerem Yiğiter boşandıktan sonra gecelere hızla giriş yaptı. Sözleri ise herkesi şok etti. İzliyoruz. Kerem Bey, Ayşe Hanım'ı çabuk unuttunuz. Ayşe kimdi ya? Ayşe... Yok, hatırlayamadım. Ben hatırlatırım sana. Hatırlamıyorum ben sana. Kerem. Hatırlamıyorum. Beni hatırlamıyorum. Bu kim ya? Ben şişmanlamışım ya. Ayşe. Şişko değilim kolum. Yok ya, Kerem yapmaz öyle şey, şişko da değilim. Buyurun Nermin Hanım. Bir saniye, bir saniye. Ha. Buyurun Nermin Hanım, ne vardı? Ayşe Hanım, mahkeme gününüz yaklaştı. Kerim aradın, mesaj attın ama dönmedin. Nasıl davranacağız? Nasıl bir tavır göstereceğiz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Hmm. Kerem bir şey demedi mi size? Yani tam olarak cevap vermedi. Sanırım siz evi terk etmişsiniz.
Size bunu mu söyledi Kerem? Evet, bunu söyledi. Söylememesini gerekiyordu. Yok, hiçbir şey gerekmiyordu. Ben bir şey gerekiyordu ya da gerekmiyordu demedim. Peki, biz ne yapıyoruz? Biz şey yapalım. Nermin Hanım, ben sizi daha sonra arayayım. Şu anda da hiç müsait değilim. Daha sonra konuşalım, olur mu? Peki. Diyemedim ki hiçbir şey. Hem ne boşanması canım? Öyle pat diye boşanma mı olurmuş? Niye boşanıyoruz ki ayrıca? Neden boşanıyoruz? Ama o evden gitti demiş. Yengem haklıysa, çevresi kız dolu bunun. Ya aklını çelerlerse? İki gün sonra boşarsa bu beni. Aa. Yok, yok, yok. Olamaz öyle bir şey Ayşe. Saçmalama, şöyle şeyleri kafanın içine sokup durma. Öyle bir şey olamaz. Gonca. 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 Ya canım nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim, ben iyiyim. Kerem nasıl? İyi mi Kerem? Ne yapıyor? Nerede? Nasıl? Şey şu an bir şey yapıyorum. Bir saniye bir dursana. Dur bir Volkan. Gonca. Gonca sen git, ben şu köşede kendi başıma ölürüm. Abartmasan mı acaba? Hı? Ay. Abartma. Abartınca çok tatlı oluyorsun. Ama abartma bebeğim. Tamam mı sen? Tamam tamam. Sen bırak bana. Sen telefonla konuş. Ben hallederim. Buru sen gitme. Ha? Buradayım. Elimi tut. Tamam. Buradayım. Ya işte şey, Rıza abi kovalamış. O da işte kaçmış buraya gelmiş. Ne yapsın öyle, dertli dertli duruyor. Dursun öyle, evet, dertlensin. Bana bak, sen de bir şey olursa, bir terbiyesizlik yaparsa, çevrende birini görürsen, böyle kaşı gözü oynarsa, gözü kayarsa falan bana hemen haber veriyorsun. Tamam bak, bir telefon uzaktayım. Ay sen kocanı mı kontrol ediyorsun? Ya merak etme, o göz açamaz ya, ben buradayım. Yoo, Gonca kontrol etmiyorum. Ondan değil yani. Ondandır, ondandır. Ama merak etme, Gonca burada, her şey kontrol altında. Zaten Volkan bağırıp çağırıp bütün dikkati üzerine topluyor yani. Ha of, evet Gonca ona denk geldi. Nasıl oldu, kafası iyi mi? Olsun, beter olsun. Belki akıllanır. Akıllanır da yüzüğümü verir bana. Bu kadar zaman oldu, hala vermedi öykünüz. Aklım fikrin, senin de yüzük de. Var ya, şu halde bile beni güldürdün ya Gonca. Allah da seni güldürsün kardeşim. Bebeğim sen birazcık abartıyor musun? Birazcık kendini sıktın, kastın, gerdin mi? Ne yaptın ya? Şu Kerem'i bir daha mı dinlesen? Belki diyecekleri vardır çocuğun. Zaten Muhsin Bey de çok kötü oldu o gece. Biliyorsun suçsuz gibiydi. Tamam da Gonca, bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu gerçeği değiştirmiyor. Benden sakladı, gerçeğini değiştirmiyor. Neyse hadi konuşuruz sonra yine. Kolay gelsin. Öpüyorum. Tamam hadi, öptüm. İyi iyi, bir şey olmaz ya. Bro. Bro acaba NATO kafana NATO mermer dedikleri bu muydu? Neyse bro. Sen yaptın yapacağını artık, üzülme. 5 dakika ya. Ya 5 dakikacık daha. Gerçekten 5 dakikam daha olsa her şeyi konuşuyordum ya. Var mı bir gelişme? Rıza abi çıkmış mı evden? Yengemle telefonla konuştum da şimdi. Haberler kötü beyler. Ne olacaktı abi? Çıksaydı ne olacaktı? Yine eve mi girecektik? Evet. Giremezsiniz zaten. Abim bizim çocukları kapıya bekçi diye koymuş. Bir de talimat vermiş. Kerem buraya kesinlikle girmeyecek diye ya. Oh, çok iyi. Bir dakika ya. Bizim çocuklar dediğin o şey... tamam, onlar beni seviyor. O problem olmaz o. Aslına bakarsan onlar beni seviyor esas. Benim arkadaşlarım ama... abim bir şey istediği zaman akan sular duruyor işte. 5 dakikacık ya. Gerçekten 5 dakikam ne olsa şimdi neler vermezdi bir daha konuşmak için. Siz şimdi içeri bir daha mı girmek istiyorsunuz? Evet. Hayır. Ayşe'yle konuşmak için her şeyi yapar mısın? Yaparım. Yapma. Peki her kulağa girmeye hazır mısın? Senin bir planın var. Eğer sen her şeye tamamsan yarın benden sana 5 dakika daha. Her şeyi kabul ederim. Güzel. Tamam. Bulacağım lan bir yolunu. Ya. Erkut nerede ya? Sabahtan beri kafeinsizlikten beynim çalışmıyor. Erkut bir an önce gelse iyi olur, yoksa isyan çıkacak. Duyumlarıma göre artık olmayacak. Kahvenizi kendiniz alacaksınız. Nasıl ya? Fark ettiyseniz Ayşe Hanım da yok. Büyük olay mı var yoksa? Aynen öyle. Ayşe Hanım'ın ailesiyle Kerem Bey'in ailesi feci takışmış. Anlayacağınız Erkut artık yok.